Merhabalar efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum. Bugünkü konuğum Mehtap İlgün hanımefendi. Kendisini önceki programlarımızda tanımıştık. Bugün de bizlere tel kırmayı uygulamalı olarak gösterecek. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun, sizler? Teşekkürler efendim, bizler de iyiyiz. Bugün bizler için neler yapacaksınız? Bugün duvak örtüsünü anlatacağım. Başlayalım isterseniz evet, seyircilerimiz başlayalım. için. Önce bitmiş ürünümüzü bir gösterelim. Evet, olmuş hali bu şekilde yani, olacak. Bitmiş hali bu şekilde olacak. Çok güzel şu şekilde gerçekten. Gösterelim. Şöyle gösterelim. Tel kırma ne demekti hocam? İsterseniz ilk önce onu bir söyleyelim tekrardan. Tel kırma özel telimiz var tabii ki. Sayarak yaptığımız bir işleme türü. Yani olayın özü, sayarak yapıyoruz biz bu işi. Telleri kırarak. Adı üstünde tel kırma. Aynen. Evet, şöyle yönümüzü hazırlayalım. Bu işte yani yön çok önemli. Hangi yönden başlayacağımız? Evet, yani şimdi bu yön tersi. Şuradaki yönümüz düz, yani artı tekniğinden başlayacağız. Şu şekilde yapalım. Başlarken kağıdım olacak. Yani şöyle model gözükecek. Hani buradan rahatlıkla yapabileceğiz. Evet hocam. Şu şekilde göstereyim. Tabii ki kumaşımızı normal bir ölçüde, zaten bunların eni 3 metre oluyor. Biz bunu parçalıyoruz yani birer metre şeklinde. Ama modelimizin özelliğine göre 1 metre 20 santim de yapabiliriz. Çünkü daha çok böyle duvak örtüsünü dökümlü dursun diye. Bunu ben 1 metre olarak hazırladım kumaşı. Orta telini aldım. Ve bir başlangıç belirledim. Kenar kısmından yapıp devam edeceğiz. Bu duvak örtüsünde kenar modeli varsa eğer, kenarlarını önce yaparız. Sonra içlerine modeli yaparız ki kenar olacak ki modeli daha rahat sayalım diye. Evet hocam. Tabii ki orta telini aldık. Ondan sonra işlemeye başlayacağız. Bu santimle benim yönüm, yani ölçüm. Sayarak yapacağız. Bu saymada yani direktmen yapıp gideceğiz değil, yani tekniğine uygun, kuralına uygun yapacağız. Hani arada bir kırılan tellerimiz falan varsa onu düzelteceğiz. Şimdi 3 tane model yapılmış. Burada onu yapacağız. Ben bir tanesini başlamıştım. Çünkü açmam lazım, ölçmem gerekiyor. O yüzden hani kolay olsun diye. Hani sınıf ortamında masalarımız büyük olduğu için yani onu seriyoruz masanın üstüne. Ölçüyoruz. O şekilde yani desenin başlangıç yerini bulmuş oluyoruz. Evet hocam. 3 tane model yapacağız. Yani bir tane artı modelini yaptık. Bir boşluk yanından, yani atlayarak, yani üçüncüsüne gelecek şekilde, üçüncü kareye modelimizi yapıyoruz. Tel kırma adından da anlaşılacağı gibi, yani telini kırarak yapıyoruz. Yani makas kullanmadan. Tabii ki usta eller makas kullanmadan yapıyorlar. Kopartmakta zorluk çektiğimiz zaman makasla kesebiliriz. Makas kullanabilir. Yani telimiz bazen sert olabiliyor. Bazen böyle yumuşak olabiliyor. Mesela baş parmağımızı şu şekilde bastıracağız. Bu şekilde yapıp gideceğiz. Üçüncü artımızı da yapacağız. Her ben bunu yaptığımda birer boşluk şekilde gidiyorum. Çünkü dip dibi olacak yani modelim. Çünkü 3 tane kareyle bütünleşerek yapıyorum. Yani modeli oluşturuyorum. Yanındaki boşluk ve ikincisini de yapıyorum. Sonra üçüncüsünü derken bunlar 4-5 diye gider. Şu an artı tekniğiyle mi çalışıyoruz hocam? Evet, bu artı tekniğiyle yapılmış teknik, yani tel kırmanın temeli bu teknik üzerinde.
Yapabilecek çok başka desenler var mı? Çok var. Bu artı tekniğinde çok var. Yıldız var, kartane var, her birinin ayrı bir ismi var. Farklı farklı yapabiliyoruz. Evet, tabii ki kırılan yerleri düzeltiyoruz. Şimdi 3 tane yaptık. Üst kısma geçeceğiz. Burada bir 3 sağ, bir 3 sol şeklindeki buradaki modeli oluşturacağız. Evet. Toplamda 6 tane olacak yani. Aynen 6 tane olacak. Evet. Artı tekniğimiz var. Tel sarma var. Çarpı tekniğimiz var. Tel kırmayla bütünleştirdiğimiz hesap işimiz var. Tel kırmayla bütünleştirdiğimiz Türk işimiz var. Yani bizim nakış çeşitlerimizde sınır yok, sınırsız. Evet hocam. Elimiz alıştığı zaman böyle hızlıca, çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Öğrendikten sonra her şey zaten kolaylaşıyordur. Her şey kolaylaşıyor. Saymayı da rahat sayıyorsun. Yani 1, 2, 3 olarak değil de yani göz, beyinle birlikte çalıştığı için yani direktman buna konsantre olduğumuz zaman yani sayma işlemi de kolay oluyor. Yine masamızda çok güzel örnekler var hocam. İsterseniz onlar hakkında da bilgi verelim seyircilerimiz için. Burada bir şey görüyorum. Onlar bizim yerel dokumamız. Yani Bartın'a özgü. Biz onu oradan getirtmiştik. Zaten tel kırmaya Bartın işi de deniliyor. Evet. Tel sarmamız yapıldı. Burada tel sarmamız var. Bu da yerel dokuma. Burada da tel kırma tekniğinden yapılmış yani artı tekniğimiz var. Bu da tülümüz. Bu tülümüzün değişik renkleri mevcut. Kırmızısı şu an elimizde gördüğümüz gibi siyahı, krem rengisi, pembesi, açık pembesi, her rengi kahverengi, mevcut. Açık kahverengi yani bal köpüğü bu şekilde. Burada koparamadığımız yerde yani kıramadığımız yerde şöyle küçük bir detay yapıp bir makas yardımıyla kesiyoruz. Evet, telimiz bunlar. Kalan tellerinizi kullanıyor musunuz hocam tekrardan? Kırdığınız telleri. Kırdığımız telleri şöyle küçük bir kutunun içine biriktiriyoruz. Sonra kullanabiliriz. İsraf etmiyoruz. Geri dönüşümde kullanacağız. Aynen. Maske dikimi nasıl gidiyor hocam? Yoğunsunuz. Maske dikimi güzel gidiyor. Yoğun. Yeni alamadım. Aldım. Maske dikimi yoğun. Ben de dikiş kısmında görevliyim. Arkadaşlarımız kesimdeler. Temizlik kısmındalar. Yani kalan iplerini. Her birimizin bir görevi var. Akmek'teki bütün hocalarımız görev alıyor değiller mi? Evet. Her birimiz görev alıyoruz. Ne güzel hocam. Teşekkür ederiz. Bu zor günlerimizde belediye olarak yardımcı oluyoruz. Biz teşekkür ederiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Boş durmuyoruz. Üretiyoruz. Evet hocam. Ne güzel gerçekten. Bir şeyler üretmek vatandaşlarımızın sağlığı için. Evet. Modelimizi oluştururken yani kenar modeline biz su modeli diyoruz. Yani kenar suyu. O şekilde anlatıyorum öğrencilere. 3 tane yaptık. Yukarıya çıktık. Yani yukarı basamağa çıktık. Burada modelimi oluşturacağım. Yanından bir tane daha yapacağım. Küçük kasnak kullanıyoruz ilk etapta. Çünkü bunlar boy boy daha küçüğü var, daha büyüğü var. Yani bunu
hem elimiz daha çok hakim oluyor. Hı. Yani nakışta iki elini kullanacağız. Bir elimiz alttan, bir elimiz yukarıda. Yani iğneye de hakim olmamız gerekiyor. Parmaklarımızla bir taraftan da yani bunu bu şekilde bastıracağız. Şimdi çok fazla böyle bastıracağız ki telimiz kolay kırılsın. Ama bastıramazsak da yani bir hafif böyle bir kaydığı zaman tel kırılmaya da biliyor. Evet, modelimiz Çıkmaya başladı. evet çıkmaya başladı. Peki atma yapıyor mu hocam bu teller yaptıktan sonra? Bu teller atma yapmıyor çünkü çaprazına geçiyorum. Yan tarafına geçiyorum. Sonra üst tarafından ve iç tarafından şu şekilde tutturduğum için hiçbir şekilde atma yapmaz. En son bittiği zaman yani şimdi şu kısımlar zaten böyle tırtırıklı gibi oluyor. Bütün çalışmamız bittikten sonra merdane yardımıyla şu şekilde yani nasıl böyle yufka açar gibi üstünden böyle bir geçiyoruz. Bastırıyoruz. Evet. Onu Düzlüyoruz. dümdüz hale geliyor. Takılmaması için. Bir ürün O zaman. ortaya çıkıyor ama ne kadar fedakarlıklar, zorluklarla çıkıyor yani hocam. Evet. Sabır işi, sabrettiğimiz zaman tabii ki zaman da alıyor bunları yaparken. Evet, şu an model çıkmış durumda. Alt kısmını yapıyorum, su kısmını. Bu şekilde geleceğim. Şöyle devam edeceğim Hı. yani. Bu yukarıya kadar gidecek. Aynı işlemi devam Aynı ettireceğiz. işlem yukarıya kadar gidecek. Tabii benim önümde bir örneğim olması lazım. Çalışılmış örnekten de yararlanabilirim. Kareli kağıda çizebilirim. Bizim geniş 50-70 boyutunda paftalarımız Hı var. hı. Yani ürünler orada da var. Oradan da faydalanabiliyoruz. Danteller var. Onlardan da faydalanabiliyoruz. Yani sayılabilen özelliği olması gerekiyor. Kaneviçe modellerinde kullanabiliyoruz. Yani ürün oluşturmada bir sıkıntımız yok. Ama bu işlemi yaparken tel sarmada çiçeklerimizi tabii ki önce parşömen kağıdına bir çizmemiz gerekiyor. Yani yağlı kağıt. Yani diğer bir adı da parşömen kağıdı. Ona çizmemiz gerekiyor. Sonra kumaş ekle geçiriyoruz. İşlememizi Bu şekilde yapıyoruz. yapıyoruz. Evet hocam. Modelimizi oluşturuyoruz. Hı.1, 2, 3. Sonra kaç tane yapacağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane yapıyoruz. Telimizdeki iğnemizdeki telimiz bitene kadar yapalım. Hı. İstersen duvak örtümüzün duruşunu göstereyim senin üzerinde Tabii gör. hocam gösterebilirsiniz. Onu göstereyim. Seyircilerimiz daha net Evet daha görsünler. net görsünler. Bu şekilde devam edeceğiz. Tabii ki önde motifimiz olması gerekiyor. Şöyle bir göstereyim. Evet hocam. Şu şekilde. Gerçekten çok güzel ve zarif olmuş. Evet. Gösterelim. Bunu bu şekilde de yapabiliriz. Yani Değişik tarzı. üçgen kısmını da ön tarafa Bu getirebiliriz. şekilde. Evet. Evet hocam gerçekten seyircilerimiz de gördüler. Çok hoş. Elinize, emeğinize sağlık hocam. Yapıp kullananlar var değil mi? Gelin kızlarımız bunlar kendilerini Tabii ki yapıp kullanıyorlar. çeyizlik bunlar.
Yani ne derler, dededen toruna. Bir çok güzel bir hatıra bence de yapıp evet. saklamak. Çok teşekkür ederiz hocam. Bu yaptığımızda isterseniz seyircilerimize bu şekilde yaptık diye gösterelim. Şu şekilde yaptık. Alt kısmını yaptık. Şöyle hocam gösterelim. Evet, yakın alalım. Şöyle bu şekilde. Hı-hı. Hocamız başladı. Dış yukarıya doğru bu devam edecek. Aynı işlemi devam ettirecek ve ortasına şekillerini verecekti. Evet. Duamızda gösterdiğimiz gibi aynı motif Hı-hı. çalıştı hocamız. Evet. Çok teşekkür ederim Mehtap hocam. Bu elinize, ürünlerimiz uzun süre yani çok güzel muhafaza edildiği zaman kızlarımıza kalır. Aynen hocam. Torunlarımıza, bizden torunlarımıza kalır. Bizden derken ondan ona yani miras gibi bir şey. Bir ömürlük. Ömürlük. Bir asır da saklayabiliriz hocam aslında. Evet, saklayabiliriz. Çok güzel hocam. Gerçekten her şey çok özenle yapılmış. Elinize, emeğinize sağlık. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Mehtap hocamız tel kırmayı uygulamalı olarak bize gösterdi. Kendisine verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizler farklı branşları anlatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adresimizden izleyebilirsiniz. Mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.